Matematik, simetri ve simetri doğrusu konusundayız. Konuyu işledikten sonra soru çözümleri ve etkinlikler yapacağız. Şimdi şurada üç tane resim görüyorsunuz. Dikkatlice inceleyelim videoyu durdurup. Dikkatinizi çeken ne oldu? Evet, hepsi sanki ortadan bir çizgiyle geçiyormuş gibi değil mi? Şurada bir çizgi varmış gibi bizi o hisse kaptırdılar. Devam edelim. Şimdi yine harfler ve şekiller var. Bu şekilleri belirtilen çizgilerden katlayınca diğer eşiyle üst üste geliyor mu? Hemen hayal gücünüzle katlayın ya da elinize birkaç tane kare, dikdörtgen ve üçgen yapmanız zaten iyi olur bu video boyunca. Kitabımızda da vardı zaten bunlar, değil mi? Bakın kareyi katladık oluyor, üçgen oluyor, aynı şekilde daire. A harfi de oluyor, öbür eş yarısı diğer tarafında kalmış gibi oluyor. O zaman simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür diyebilir miyiz? Yani üçgene diyorum ki örneğin olarak senin şu soldaki ucun benden 5 uzaksa ben de 5 uzağa gidiyorum. Eşit olalım. Simetri aslında bir nevi karşılıklı eşitlik demektir. Şimdi kitabımızdaki etkinliklerden devam edelim. Önce kare etkinliği vardı orada. Oraya bir bakalım. Simetrisi oluşan o çizgiye ne deriz o zaman? Kare şeklinde bir düşünelim. Kare şeklindeki bu çizgiye ne deriz? Aynı zamanda elimize de bir kalem alalım. Kalemimizle daha güzel iş yapacağımızı düşünüyorum. Evet, şurada mesela şuraya bir çizgi konulmuş. Buna ne deriz? Aynı şekilde yatayda da bir çizgi konulmuş. Bakın dikey de koyduk, yatayda da kıvırdık. Aynı şekli eğik olarak hem bu yönden kıvırdım hem de bu yönden kıvırdım. Buna ne deriz? Evet, çok güzel. Adı eğer bunlar simetri ise bunun adı da simetri doğrusu olur. Biz doğru parçası kavramını öğrenmiştik. Evet, görüyorsunuz dikey, yatay ve eğikti. Hepsinin ismi simetri doğrusu oluyor. Peki şekiller iki eş parça oluşturacak şekilde katlanırsa oluşan kat izlerine, evet bunu söyledik, simetri doğrusu denir dedik. Peki kaç tane var? Bakın dikey, yatay, birinci eğik, ikinci eğik, dört tane simetri doğrusu vardır. Aynı zamanda karıştırmak istemiyorum ama biz bunu karede şu şekle ne diyorduk? Bakın köşegen şekilleri vardı değil mi? Alttakiler sanki karenin aynı zamanda da köşegeniydi. Onu da unutmayalım. Peki gelelim şimdi dikdörtgen şeklimizi incelemeye. Şunu siliyorum bir saniye. Evet. Şimdi yeni bir çizgi alıyoruz elimize. Evet, dikdörtgeni bakın ortadan iki eş parça ayırmışız dikey bir şekilde. Aynı şekilde dikdörtgeni ortadan iki eş bir şekilde yatay parçaya ayırmışız. Bu çizgilere ne deriz? Aynı şekilde simetri doğrusu deriz. Peki dikdörtgeni şu şekilde kıvırsak ne olur? Eş olurlar mı? Bakın yine alalım elimize şeyi, kalemimizi. Böyle kıvırdığımız varsayıyoruz. Bu simetri, bu daha doğrusu simetri doğrusu demiyorum. Bu doğru üzerinden kıvırdığımızda bakın şuradaki parça görüyor musunuz? Açıkta kalıyor. Aynı şekilde bunun tam tersinde şuradaki parça da açıkta kalır. O zaman ne diyebilirim? Ne diyebiliriz? Eşit olur mu? Hayır, olmaz. Onlar simetri doğrusu değildir. Demek ki dikdörtgenin kaç simetri doğrusu varmış? Bir dikey, bir de yatay, iki. Şimdi gelelim daire şeklimize. Dairede de bakın, önce şuradan dikey katlamış. Görüyor musunuz? Mesela daha sonra şuradan eğik, hatta yatay bile değil. Bakın. Defalarca kere katlarsak da katlayalım. Bu dairenin şekli her bir uzaklığı, yani şu nasıl diyeyim, çemberin etrafındaki, şuradaki çemberin etrafındaki her bir uzaklık merkez noktasına göre eşit olduğu için, pardon özür dilerim,
biraz daire gibi değil ya, o yüzden şekli bozulmuş. Biz onu başka bir daire olarak şurada ele alayım. Bakın, her bir noktası merkeze göre eşit uzaklıktadır. Yani benim merkezin tam orta noktam şurasıysa, bu noktanın şuradaki diyelim ki A noktasına uzaklığı da eşittir. Buradaki B noktasına uzaklığı da eşittir. Buradaki uzaklıklar eşit olduğu için tam karşısındaki uzaklıklar daima birbirine simetrik oluyor. Peki, devam edelim. Hepsini temizleyip. Daire şeklinde kağıdımız iki eş parça oluşturacak şekilde ikiye katladığımızda oluşan katlama çizgisi dairenin simetri doğrusudur. Daire şeklindeki kağıdımızı iki eş parça oluşturacak şekilde sayılamayacak çok kadar katlayabiliriz. Deneyin bakalım sizler. Bir daireyi acaba kaç kere katlayabilirsiniz? Ama cevabını ben söyleyeyim, sonsuz olacak. Şimdi simetri doğrusuna göre şekilleri tamamlama var. Bunu önce sunuyla anlatacağım, çizim yapmayacağım. Bakın çocuklar, bir şekil var. 3'e 1, 2, 3, 4, 5. 3'e 5'lik bir şekil var. Bunun adı dikdörtgen. Bunun tam dikey simetri doğrusuna göre simetriğini çizmemiz için ne yaparız? Bakın, birinci nokta, ikinci, üçüncü, pardon, burada nokta olarak değil de şuradaki nokta kaç uzaklıkta? 3. O zaman tam götüreceğim karşısına 1, 2, üçüncü noktanın uzaklığına kadar ben bu çizgiyi uzattım. Şimdi bakıyorum, diğer noktam, hatta elimle de koymak istiyorum, işaretlemek istiyorum. Şurada bir nokta olsun, hatta şuna da isim vermek istiyorum. A noktasının tam karşısında başka bir, bunu daha ileride başka bir şekilde söyleyeceksiniz de şimdiden kafanızı karıştırmayalım. A noktasının simetriği bakın B noktasıdır. Şuraya da bir C noktası yazdım. Tam da simetriği şuradaki D noktasıdır. Peki devam ediyoruz. Gördünüz mü? A ile C birleşmiş, B ile de D birleşti. Yani burada bir eşitlik var. Simetri, eşitlik, hak, özgürlük demektir. Unutmayın. Gördünüz mü? Tam simetrini çizmiş olduk. Şimdi yaptıklarımızı temizliyorum. Devam ediyoruz. Gelelim. Buradaki şekli biraz büyüttük de mi yapsak? Şöyle bir saniye. Evet, bu sayfada geçmişle ilgili hatırlatma bir test sorularımız var. Onları yapalım önce. Yukarıdaki özellikler geometrik çizimlerden hangisine aittir? Köşesi ayrıtı olmayan, alt ve üst yüzeyleri daire olan. Evet, bakın bunların hiçbirinin köşesi ve ayrıtı yoktu ama alt yüzeyi daire olan burada silindirdir. Aşağıdaki geometrik çizimlerden hangisinin köşe ve ayrıtı sayısı diğerlerinden azdır? Şimdi köşe ve ayrıt deyince 8 köşe, 12 ayrıt, küp, dikdörtgenler prizması da aynıydı ama üçgen prizmada 5 tane yüzey vardı. Hani onu geçelim. Köşe olarak 3 burada, 3 orada, 6 köşesi, 9 da ayrıtı vardı. O zaman doğru cevap C. Yandaki görsel aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinde model olarak gösterilebilir? Tabii ki de top, küre ile ilişkilendirilebilir. Hangisi yanlıştır? Küpün bütün yüzleri dairedir. Küpün bütün yüzleri nedir? Karedir değil mi çocuklar? Hangisi beşgendir? Tabii ki 1, 2, 3, 4, 5. A şıkkındakinin 5 kenarı, 5 köşesi var. O zaman beşgen, B şıkkı altıgen, C şıkkı sekizgen. Geçiyoruz yan sayfaya. Hangisi dörtgendir demiş. Bakıyoruz altıgen, üçgen ve dörtgen. Aşağıdakilerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden azdır? Tabii ki de üçgenin 3 kenarı, 3 köşesi var. Dikdörtgen ve karenin 4 kenarı ve 4 köşesi var. Buradaki örüntüde, evet, geçmiş konularımızı hatırlamaya devam ediyoruz. Bakın, 1, 2, 3 tane farklı şekille bir örüntü kurulmuş. Ama bunu 2 üçgen, 2 mavi üçgen, 1 sarı üçgen, 1 tane pembe dikdörtgen şeklinde bir kural var değil mi? Kuralımızı şöyle bir çizelim. Lütfen sizler de elinizdeki kağıtlarda ya da karşınıza gelecek bu şekilde online testlerde bir sürü kalem var, internette indirebilirsiniz. Zoom'un kendi programıyla yapıyorum ben. Buradan da yapabilirsiniz. Epic Pen var, Fatih Pen var. İstediğiniz uygulamayla siz de bu şekilde çizin. Bakın örüntümüzün kuralı, birinci kural bu. İkinci kural bu.
Üçüncü de ne eksik? Tabii ki de şuradan tekrar şeklimizi alalım. Oradaki dikdörtgenimiz eksik. Ömrüye aşağıdakilerden hangisinin tanımını söylemiştir? Ne demiş bakalım kızımız? Başlangıç noktası belli. Yani bir nokta var, bir nokta var. Buradan da bitişi belli olmayan bir düz çizgi var. Yani bitişi belli olmayan düz çizgi. Bitişi belli olmayacak. Gidecek, gidecek, gidecek. Evet. Neydi bunun adı çocuklar? Harikasınız. Sesi duyar gibiyiz. Evet, ışındı. Başlangıcı ve bitişi belli ise doğru parçası. İkisi de belli değilse doğruydu. Hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? Şekillere baktığımız zaman bakın laleyi ortadan bir tek bölebilirsiniz. Bu şekil zaten hani ona keza bir tek burada. Şurada bölme şeklini de göstereyim ben yine. İçime sinsin. Şuradan birinci şekil. Bakın birinci bölmede eş parçalara ayırdık. İkinci ve üçüncü. İstersek devam ediyoruz. Dördüncü ve beşinci. Gördünüz mü? Bu bir beşgen gibi. Evet. Ayrıntılarıyla anlatmak hoşumuza gidiyor. Haydi devam edelim. Şimdi bu sayfada biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Kare, dikdörtgen ve daire şeklindeki kağıtları simetrik olarak katlayınca kaçar simetri doğrusu bulunduğunu belirleyelim. Simetri doğrularını cetvelle çizelim. Lütfen benden önce hemen söyleyin, belirleyelim. Evet, kalemimizi aldım ben elimizde. Simetri doğrusu sayısı kaç taneydi karede? Bir tane böyle çizeceksiniz siz tabii. Lütfen siz bunu defterlerinize çizin olur mu? Hadi ben buradan anlatayım. Siz defterinize çizin. Zaten çok kötü çizdim. Beğenmedim çizdiğimi de. Şuradan lütfen daha düzgün çizer misin Meryem öğretmen? Evet. Oldu. 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 Haydi videoyu durdur. Yap bakalım defterine bir simetri doğrusu. Sayısını da yaz hemen yanına. Ne yazacağız sayı olarak? 4. Evet. Bunu ayrıntısıyla yine çizelim mi? Bir tane dikey vardı. Bu sefer kötü çizeceğim. Bir tane yatay vardı. Çünkü çok zaman kaybettiriyor bir onu bir onu olmak. Dairede de ne demiştik? Sonsuz sayı da vardır. Buraya sonsuz yazacağız. Sen defterine güzelce çiziyorsun bunu bakalım. Dairenin simetri doğrularını çizmenizi istersek de lütfen en azından şöyle sınırlı sayıda da olsa çizebildiğimiz kadarını çizelim. Bakın ben 6 tane yaptım. Devam edebilirsiniz. Aralardan bu 12'ye kadar olacak. Şimdi çizdiklerim. Zaten tamamını çizersek tamamen daireyi boyamış gibi oluruz değil mi çocuklar? Şimdi gelelim. Aşağıda bulunan noktalı ve kareli kağıttaki simetrik şekilleri dikey ve yatay olarak çizilen simetri doğrularına göre tamamlayalım. Bir kere şunu söyleyelim. Bu bir dikdörtgen değil mi? 2'ye 2, 4, 5. Bir yatay simetri doğrusu var. Hemen ne yapıyorduk? Şuradaki noktaları bularak çiziyorduk değil mi? İki yöntem var aslında. Bir sayma yöntemi, iki uzaklaşma yöntemi. Ben şimdi size şunu sayma yöntemiyle yapayım. Sağdaki ağacı. Diğerini uzaklaşma yöntemiyle yapacağım. Sayma yöntemini biliyorsunuz zaten değil mi çocuklar? Bakın şurada 1, 2, 1, 2, 2'ye kadar uzatmış. Daha sonra ne kadar yaklaşmış? Aa, bak yakınlaşma yöntemi de girdi işin içine. Bir kare çapraz, eğik yaklaşmış. Peki ne kadar uzaklaşmış? Bir tane uzaklaşmış ve daha sonra gidip uçlarını buluşturmuşuz. Daha doğrusu burada aslında ne kadar çok gönlünüz, zekanızı kullanırsanız şekilleriniz o kadar doğru olur. Şimdi ben sırtımı döndüm. Burada bir arkadaşım vardı. O da bana döndü. O bir, iki adım uzaklaştı. Ben de diyorum ki ben de sana küstüm arkadaşım. Ben de iki tane uzaklaştım diyorum. O diyor ki sonra ben bu tarafa doğru yatay eksende olduğum için sağa doğru 5 adım gidiyorum. Ben de gidiyorum o zaman. Ben simetriyim, eşitim. Biz seninle eşitiz diyorum. Daha sonra diyor ki ben sana barıştım. Hadi diyor arkadaşım ben 2 tane geleyim. Sen de 2 tane gel. Evet yine biz buluştuk. Bakın tamam buradaki şeklimizin tamamını ortaya çıkardık. Hadi burada da aynısını yapalım. Sırtımızı döndük arkadaşımıza. O ne kaç adım gitmiş? Bir. Ben de bir gidiyorum. O kaç adım inmiş aşağıya doğru? Çünkü dikey bir eksen burada. O da aşağıya gidecek. İki inmiş. Noktalı kağıtta iki aşağı gittim. Tekrar o uzaklaşmış bakın. Simetri doğrusundan, ekseninden uzaklaşmış. Kaç uzaklaşmış? Bir. Ben de bir uzaklaştım.
Sonra bir aşağı gitmiş, ben de bir aşağı gidiyorum. Sonra bir yaklaşmış, ben de yaklaştım. Evet, birbirimize yaklaşıyoruz. Ben diyor ki bir aşağı iniyorum, ben de bir aşağı iniyorum. Bir yaklaşıyorum, yaklaştık. Evet, buluştuk. Olduk mu eşit? Olduk eşit. Aferin, çok güzel. Şimdi buradaki şekilde birbirimize sırtımızı dönelim. Bir uzaklaşmış, uzaklaştım. Yatay uzaklaşmış, yatay uzaklaştım. Eğik bir şekilde çapraza bir tane gidiyor. Buralarda bazı öğrencilerimiz hatalar yapabiliyor. Buraya lütfen dikkat edelim. Sonra bakın, o da bu noktada. Görüyor musunuz? Ben de bu noktadayım. Eşit uzaklıktayız. Bakın, iki uzaklıkta, iki uzaklıkta. Arada da sayalım doğru gidiyor muyuz diye. Bakın, ben saydım. Şimdi iki aşağı gidiyor, iki aşağı gidiyoruz. Çok güzel. Şimdi yine bakın, çapraz bir şekilde yaklaşmış. Yani şeklim böyle değil, böyle de değil, değil mi? Bunu geri alacağım. Sizlere göstermek için yaptım. Evet, çapraz bir şekilde yaklaşıyorum ve birbirimizle yeniden buluştuk. Şurada biraz kötü yaptım ama olsun bakalım. Haydi sırtımızı dönelim. Nasıl döndük? Yatay eksende döndük. Yatay eksende sırtımızı döndüysek, o bir uzaklaşmış, ben de uzaklaştım. 1, 2, 3, 4, 5 nokta gitmiş. Ben de 1, 2, 3, 4, 5 nokta gittim. Sonra bakın ne yapmış? Bir tane daha uzağa gidiyor. Bakın şu çizgiyi unutmayın. Şu çizgiyi unutursanız, birleştirirseniz yanlış olur. Evet, bir yukarı gidiyor ve daha sonra çapraz bir şekilde iki tane dönüyor. Evet, bunlar çok eğlencelidir. Buradakilerin hepsini defterinize çizmenizi istiyorum. Durdur videoyu. Haydi bakalım. Çiz defterini. Harikasınız. Şimdi biz devam ediyoruz. Defterlerinize çizme işiniz bittikten sonra. Köşegenleri çizilen kare ve dikdörtgenle ilgili aşağıdaki bilgileri tamamlayalım. Köşegenler. Bakın, hatırlayalım bu köşegenler konusu. Dikdörtgenin simetri doğrusu mudur? Değildir. Çünkü neden? Çünkü o zaman eş parçalar olmaz. Kıvırdığımızda üst üste gelmez. Tam üst üste gelmeli çocuklar. Tam birbirinin eş, ayna gibi olmalı. Üst üstüne gelmeli. Peki, köşegenler karenin simetri doğrusu mudur? Evet. Çünkü köşegenleri üst üste birleştirdiğimizde katlama izimiz tam birbirinin üstüne gelir. Haydi gelin şuradaki bölümü de çizelim. Evet. Hemen bir kalem alıyorum. Önce dış çevresini çizeceğim. Hazır mıyız çocuklar? Önce dış çevresini bir siyah çizgiyle çiziyorum. 1, 2, 3, 4 tane uzağa gitmiş. Ben de onu yapacağım. 4 tane uzağa gideceğim. Unutmayın, defterinize siz de bunu çizeceksiniz. Çok eğlenceli. Boyama kısmı da var zaten. Evet. Dış çevresini bitirdik. Şimdi ne yapacağım? Şu noktayı gözüme kestiriyorum. Bakın. Şu noktayı gözüme kestirdim. Gördünüz mü? Bir daha üstüne koyayım. Tam onu sayacağım. 1, 2 uzaklıkta. Benim de o zaman uzaklığım buradan olmalı. 2 uzaklıkta. Şu noktayı gözüme kestirdim. Bakın, 4 tane uzağında ve burada. Bu noktayı gözüme kestirdim. İçindeki dörtgenin köşelerini belirliyorum. Gördük mü? Bu zaten birbirine yapışık olacak. Haydi bunu da çizelim. Birleştiriyorum noktalarımı. Sizler de aynı şekilde kareleri sayarak doğruca yapın bakalım. Çok güzel. Şimdi de şuraları yapmaya çalışıyorum. İçinde bir kare var. Sayacak olursanız bu karenin köşeleri de eşit uzaklıkta. Mesela şurası bir uzaklıkta, bakın burası bir uzaklıkta. 1, 2, 3 uzaklıkta, şurası 3 uzaklıkta. Şimdi geriye ne kaldı? İçini boyaması kaldı. Bu bölümde benim bu konuda biraz beceriksiz olacağımı düşünüyorum. Şuraları sarıya boyayacağız. Ortası beyaz kalacak. Şurası da yeşille boyanacak çocuklar. Tamam mı? Önemli olan çizimi defterinize de siz en güzel şekilde boyayıp bana göndereceğinizden bu çalışmalara eminim. Gelelim şuradaki kısma. Bir şekil var. Yine sevimli bir şekil var. Burada aslında kare kare boyayabiliriz çocuklar. Kare kare boyamak daha mantıklı. Şimdi bakın. Simetri doğrumuz dikey. Dikeyse dikey. Arka arkamızı döndük. Bakın, görüyor musunuz? Bir tane yaptı, ben de bir tane yaptım. Yanına bir tane daha yapmış, ben de bir tane daha yaptım. Bir tane daha yaptı, ben de bir tane daha yaptım. Eşit olacağız bir kere, değil mi? Aa, bir baktım üstüne bir kat çıkmış. Ben de hemen üstüne bir kat çıkacağım.
Peki, bunun altında var mı? Var. Hemen altında da inmiş bir tane. Peki, onun yanında var mı? Ama yaklaşmış bu, değil mi? Yaklaştığı için onun yanına bir tane daha yapıyorum. Bunu pembe mi yapsaydık? Of, çok kötü oldu. Hemen düzeltiyorum. Evet. Peki, onun sağına da koymuş mu? Hem sağına hem soluna koymuş. Ben de koydum ve onun altına koydum. Şimdi hemen sağlamasını yapıyorum. Doğru yaptım mı diye. Bir bakıyorum. Aman Allah'ım, yanlış yapmışım. Olamaz diyorum. Hemen siliyorum. Nerede hata yapmışım? Hemen bakalım. Üç. Bu üçüncünün hemen altına bir tane koymuşuz. Doğru mu? Bir, iki, üç. Yukarısına koyduk. Evet, hemen altına bir tane koymuşuz. Bu doğru. Peki ne yapmışız sonra? Hemen bu tarafına bir tane daha koymuşuz. Doğru mu? Bu da doğru. Sağına da koymuşuz. O da doğru. Ama hatayı nerede yapmışım? Şunun altına koyacakmışım. Değil mi çocuklar? Sizler de lütfen bunun gibi şeklinizi yapın. Evet, burada bir lale şekli gibi var. Bu biraz daha çizimsel bir faktör. Hemen şuradan kullanıyorum. Noktaları saymak çok mantıklı. Evet, sırtımızı döndük. Dikey eksendeyiz. 1, 2, 3, 4. Bakın şunun 4 uzağına 1, 2, 3, 4. 4 uzağına bir nokta koydum. Burayla orayı el ele tutuşturuyorum. Bitti. Buradan ne kadar uzaklaşmış? 1, 2, 3, 4 tane uzaklaşmış. 1, 2, 3, 4 tane uzaklaşmış. Ama nereye gitmiş? Bir kare üstüne çizmiş onu. Gördük mü? Gördük. Şimdi ne yapmış? Şurayı yapacağım. Burayı çıkmış. Ve daha sonra tekrar aynı noktanın bir adım üstüne gelmiş. Bir adım üstüne gelmiş. Oldu mu aynısı? Evet oldu. Şimdi buradan lale şekli yapmaya devam etmiş. Bakın 1, 2 yatayda gitmiş. 1, 2 yatay. Aynı şekilde yatay demişim, eğik, çok özür dilerim. Hem video çekip hem çizim yapmak gerçekten inanın çok da kolay şeyler değil. Dikey yukarı çıktık. Bakın görüyorsunuz tam şu noktaya getirmiş galiba. Biraz daha bile aşağı kaymış olabilir. Ve daha sonra şuradan da birer taneyi birleştirdi. Haydi bakalım oldu. Gerisi size kaldı. Boyaması sizde çocuklar. Güzelce yapıyoruz. Evet, bir alttaki şekilde yine dikey bir simetri doğrumuz var. Eksenimiz dikey. Hemen sırt sırta döndük ve yapıyoruz. O oraya bir tane yapmış. Ben de buraya bir tane yaptım. Bir tane yapmış. Bir tanesi boş bırakmış. Ben de boş bıraktım. Hemen bir altına gitmiş. Ben de gittim. Şimdi nereye geçelim? Şurası boş, bu bir kodlama aslında, değil mi çocuklar? Biz ne güzel Voltron projemizde kodlamıştık da kodlamıştık. Evet, alt tarafını bitirdim. Sizler de bunun gibi yapabilirsiniz. Şimdi bakıyorum bunun bir yanı boş. Ben de bir yanını boş bıraktım. Buradan devam ediyorum. Ama iki tane doldurmuş. Peki onun üstünde onun devamına bakalım. Hem yanını hem diğer tarafını kontrol ettiğinizde bakın ben bir tane hata yaptım yine. Hemen onu bulmalıyım. Şurada mı hata yaptım? Biri boş, biri dolu, boş. Şurada hata yapmışım. Hemen silgimizi alalım elimize. Şurada bir hata yaptık. Vay. Bir daha devam ederiz. Çok önemli değil. Herkes hata yapabilir çocuklar. Şimdi ne yapmışız? Şuranın üstüne. Aa, özür dilerim, yine bir geri alacağım. Şurası bir boş, bir dolu. Bir dolu. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Bakalım. Şöyle bir daha bakalım. Sanki bir yerinde yine hata yaptım gibi geldi bana da. Evet. Hep gittim şurada hata yaptım biliyor musunuz? Bak demin de aynı yerden dolayı sildim. Ah beni ah. Ah beni ah. Evet. Haydi bakalım defterlerinize çiziyoruz bunları da. Şimdi aslında çok fazla örnek var. Bunlar olmazsa derste devam edelim çocuklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızı aksatmayın. Defter çalışmalarınızı da lütfen yapmaya devam edin, olur mu? Hepinize sevgiler, saygılar.